EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özupak katıldığı bir YouTube kanalında EYT sorununa ilişkin soruları yanıtladı. EYT Federasyonu Genel Başkanı Gönül Boran Özupak katıldığı bir YouTube kanalında EYT sorununa dair merak edilenleri yanıtladı. Gönül Boran Özupak, Ekim ayında EYT meclise gelir mi sorusuna, gerçekten çok mücadele ettik. Bugün gelinen süreçte yıllardır iktidarımıza ulaşma gayreti içindeydik. Her defasında denildi ki muhalefet partileri bizlerin davasına inandılar ve sizinle birlikte çözüm önerilerimizde varız dediler. Artık 2022'nin özellikle son 3 ayında gündemimizde yok denilen safhada biz bugün artık onların çalışma masasında onları çalıştırıyoruz. Beklemeye, sabretmeye tahammülümüz kalmadı. Çok mağdur edildik. Çalışma Bakanımız 2022 sonu dedi. Eğer yetişmezse Ocak ayında meclise gelebilecek dedi, açıklamasını yaptı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.